Türkiye'den gelen göçmenler İsviçre'deki göçmen nüfus içerisinde en yüksek sigara içme oranına sahipler. Bu nedenle Türkiye kökenli göçmenlere yönelik sigarayı bırakma kursları ücretsiz olarak sunuluyor. İngiltere'de başarıyla uygulanmış olan Tiryaki Kukla projesini İsviçre'de adapte edildi ve sigarayı bırakmak isteyenlere kurslar veriliyor. Diğer bir projede Elveda Sigara, Merhaba Yaşam. Sigarayı bırakma kursları, kurslara katılım ücretsiz olup kurslar dernek, lokal, cami ve gruplarda düzenleniyor. Projenin ayrıntılarını Emine Sarı Aslan izleyicilerimize anlattı. Emine Hanım, sigarayı bırakmak isteyenler sizin kursta hangi hizmetlerden faydalanabiliyorlar? Bizim kursumuza katılmak isteyenler gönüllü olaraktan başvurabilirler. Daha sonra sizin de adresini vereceğinizi belirttiğiniz telefon numarasından ya da e-mail üzerinden. Bizim projemiz 4 yıl önce başlatıldı. Bu 4 yıllık süre içerisinde sigarayı bırakmak isteyenler başvurdu ve katıldılar kursumuza. Büyük başarı elde ettiler. Yani başarı oranı %60. Kursa katılanların yarısından fazlası sigarayı bırakıyor. Bunun ardından proje tekrar uzatıldı. Tekrar 4 yıl daha bizim projemiz, kursumuz devam edecek. Sigara içen, ister bu sürekli her gün içebilir, isterse arada içebilir, her sigara içen kişi bize başvurabilir. Başvuran kişiler kendi aralarında ya da kendi aktivite gösterdikleri kurumlar içerisinde bir grup oluşturmaları gerekiyor. Bu grubun en az 6 kişiden oluşması gerekiyor. 6 kişiden oluşan grupla biz her hafta bir araya geliyoruz. Bu bir hafta boyun bir hafta her hafta sigaranın zararlarını anlatıyoruz. Onlara nasıl bırakabilecekleri konusunda yardımcı oluyoruz. Bu kursumuz 8 defa sürüyor. Yani haftada bir defa 8 hafta boyunca. Kurs Bern'de mi? Kurs İsviçre'nin her yerinde olabilir mi? Kurs evet İsviçre'nin her yerinde olabilir. Örneğin bir kişi telefon edebilir Olten'dan der Evet. ki biz Olten'da 6 kişilik en az bir grup oluşturduk. İlgimiz var. Kursa katılmak Bunu bir istiyoruz. dernek de düzenleyebilir. Herhangi X bir Türk derneği de Evet, başvuru evet. yaparak. Yani bir kişiler yapabilir. Diyelim arkadaşlar bir araya Evet. gelebilir. Mesela Berlin'de bir bayan grubu bir araya geldi. Onlara bu kursu verdik. Ayrıca Lugano'da diyelim bir dernek düzenledi. Biz oraya gidebildik. Yani dediğim gibi biz İsviçre'nin her yerine mobil bir biçimde gidiyoruz. Onların istedikleri ortamda ve onlara uygun bir saat ve zaman zarfı içerisinde kurslarımızı ücretsiz olarak veriyoruz. Özellikle ücretsinin altını çizmek istiyorum. Ücretsiz. Hatta bu kursun organize edilmesini, yaygınlaşmasını teşvik etmek için kursu düzenleyen kurum ve kişilere de çok az bir miktarda maddi olaraktan yardımda Yani ev bulunuyoruz. sahipliği yapanların en azından masraflarının da karşılanabileceği bir imkanı sunuyorsunuz. Evet, masraflarını Evet. karşılayacak işte telefon ediyorlar, yer tutuyorlar Evet, ve benzer. evet. Onları biz bu kurs çerçevesinde Evet. finanse ediyoruz. Şimdi vatandaşların sıkça kafasını meşgul eden soru şu, sigara bırakmak için her türlü yöntemi deniyorlar. Her şeyi denedim ama bir türlü bırakamıyorum diyenler de şimdi bu haberi izlerken de olacaktır. Sizin yönteminiz nedir? Yani burada bir cihaz kullanmıyorsunuz. Tamamen beyinsel, zihinsel olaraktan bu Evet. kurs veriliyor. Ne yapıyorsunuz bu kursun ayrıntılarını biraz izleyicilerimize aktarabilir misiniz? Şimdi bizim oluşturduğumuz kursun en önemli özelliği grup halinde olması. Özellikle birbirini tanıyan, birbirine güvenen, ortak bir takım şeyler yapabilen kişilerin bir araya gelerek bir grup içerisinde konuyu ele alması. Grup içinde ele almasının şöyle bir faydası var. Şimdi insanlar birbirini teşvik ediyor. Örneğin diyor ki benim arkadaşım Ali ya da Ayşe yaptı, ben niye yapamayayım? Ya da Ali ve Ayşe yapıyor, diğerini de teşvik ediyor. Yani grup içerisinde yer alan, aynı çevreden, aynı ortamda gelen kişiler birbirlerini teşvik ediyorlar ve birbirlerine olumlu örnek oluyorlar. Aynı zamanda bu grup içerisinde birbirlerine de destek oluyorlar. Bizim verdiğimiz kursun en büyük özelliği bu. İkinci bir özelliği de biz kursta düzen olaraktan onların hangi yol ve yöntemlerle bırakabileceklerini anlatıyoruz. Birçok kişi yalnız başına deniyor. Başaranlar da var elbette. Ama bizim grubumuza kursa katılan kişilerle birlikte kursta gösteriyoruz. İşte diyelim ki diyoruz ki sizin sigara içme isteğiniz olduğu zaman en azından işte en fazla 3 dakika bekleyin mesela. Bu 3 dakika geçtikten sonra bunu başarabilirseniz ki o arada kendinizi bir şeylerle meşgul edebilirseniz o isteğiniz geri gidecektir. Belki 1-2 saat sonra tekrar gelecektir ama mesela bu bir yöntem. Biz onlara yöntem gösteriyoruz, metot gösteriyoruz. Aynı zamanda kursta gösterdiğimiz videolarla,
Sigara içenlere yapılan röportajlarla sigaranın zararlarını detayına kadar anlatıyoruz ve onlara bunu görsel bir şekilde sunuyoruz. Benim kurs boyunca en çok dikkatimi çeken ve olumlu bulduğum şeylerden bir tanesi de insanların bu kursta sigaranın zararlarını çok detaylı şekilde öğrenmeleri. Başta soruyoruz mesela, biliyor musunuz sigaranın içinde kaç tane zehirli madde var diye. İnsanların verdiği cevaplar 100-200, en fazla 300'dür belki. Ama bize onlara dediğimiz zaman 4000'den fazla zehirli madde var. İnsanlar gözlerini böyle bir kocaman açarak şaşarak bakıyorlar. Ve biz bunları saymaya başlıyoruz. Mesela bunlar neler? Ki özellikle günlük yaşamda kullandıkları maddelerden örnek veriyoruz. İşte bunun içinde fare zehiri var. Bunun içerisinde kadınların tuvalet temizlemek ya da evi temizlemek kullandığı Javel dediğimiz çamaşır suyu var. İşte bunların içerisinde DDT var. Bunların içerisinde ve benzeri var diye saydığımızda insanlar bunu bilerek bile motive olmaya çalışıyorlar. Toplumda genellikle sigaranın zararları konusunda bilgi var ama bence detaylı değil bu bilgiler. Ve herkes her şeyi bilmiyor. Bizim kursumuzda dediğim gibi ayrıntılı bilgileri veriyoruz. İnsanların çoğunun bildiği işte nikotin var, nikotin zararlı ya da sigara zararlı. Ama neden zararlı? İnsanların sağlığına nasıl zarar veriyor ve sigara bırakıldıktan sonra insanlara nasıl bir yaşam sürdürecekler? Bizim bunları detaylı şekilde anlatmamız, yol ve yöntemi göstermemiz onlara yardımcı oluyor. Diğer belirtmek istediğim bir konu da sigarayı bırakmada yardımcı olabilecek malzemelerin kullanılması. Örneğin ağızlıklar var, nikotin ağızlıkları, sakızlar var nikotin içeren, bantlar var, ilaçlar var. Biz bunları tanıtıyoruz. Benim yine kurslarda edindiğim tecrübeye dayanarak söyleyebileceğim şey var ki o da bizim insanlarımızın bu malzemeleri kullanmayı bilmemesi. Diyelim ki nikotin sakızı alıyor. Nikotin sakızını diğer normal sakız gibi düzenli olarak çiğniyor. Bunu kolla kullandığı zaman sigarayı bırakmaya yardımcı olmaz. Tam tersi onun sağlığına da zarar verir. Onun için biz bu tür malzemeleri nasıl kullanacağını da anlatıyoruz ve yol ve yöntem gösteriyoruz. Evet.